Bence eğer bir insan bu kadar uzun süre başka bir insanın yanında sessizce durabiliyorsa kesinlikle o insana güveniyor demektir. Sessizliği paylaşabilmek mümkün mü sence? Yani hem evet hem hayır. Nasıl yani? Bana göre bazen kelimeden kifayetsiz kalıyor. Yani insanın gönlünden geçenleri anlatabilmek için çoğunlukla kelimeler kifayetsiz kalıyor. Hissettiğinle kelama getirdiğinin arası o kadar çok açılıyor ki. Yani o yüzden sessizlik daha iyi bence. Kalpten kalbe o zaman bir yol işte. Doktor gibi bu sessizlikte kalbinden geçenleri duyabiliyorum. Ne duyuyorsun peki? İyileşebilecek miyim doktor? Hani böyle kıyıda her şey süt limandır ya, sakin, sessiz. Açık denizde de fırtınalar kopar. O misal. Sen de farklı sayılmaz. Sanki hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış gibi hissediyorum. Eskisi gibi. Hiçbir şey bilmediğimiz o günler. İşte bilmenin bedeli var Aziz. Sen bütün gün sadece benim telefonlarımı açmadın, yoksa kimsenin telefonunu mu çalmadın? Telefonum kapalıydı, niye sordun? İyi hiç. Merak ettim. O sapaktan dönseydik nasıl olurdu? Pişman mı oldun? Bazen. Hani insan donmadan önce tatlı bir uykuya dalar ya. Öyle işte. Güçsüz olduğum zamanlar. Öyle bir konuşuyorsun ki sanki hayal değil de kabusmuş gibi. Ama öyle. Yani rüyalar öyle değil midir zaten? Yarın uyanabileceğimizin garantisini kim veriyor bize? Ha? Düşürme yüzünü böyle. Nasıl bir rüyaymış peki bu? Her şeyi geride bıraktığımız. Belki karnımız aç olur ama ruhumuz tok olur. Tepede bir ev. Tek katlı, küçücük. Yeşil kırlara bakıyor. Etrafında yüksek duvarlar yok. İnsanlarla iç içe. Ama dünyadan uzak. Ortalık yerde oluruz belki ama kimseye görünmeyiz. Nazarlardan uzak olur huzurumuz. Temiz, sessiz, sakin, huzurlu. Her şey açık ortada. Vicdanımız rahat. Çocuklarımız nerede? Çocuklar. Çocuk demiştik değil mi bir de? Bir kız, bir erkek. Nasip. Çok şey mi istiyoruz Eşim? Yok. Yani sen bu soruyu Salih Baba'ya sorsaydın sana ne cevap verirdin? Sabır evlat. Sabır derdi. Kader evlat derdi. Zorluğa talipsiniz. Mükafat beklemeyin. Bu hayalimize erişemesek de yolunda olmak güzel. Ne demek o hayale erişememek? Biz elimizden geleni yapalım da. Gerisi takdir. Ben seni bırakırım bence. Buradan tek başına gitmeni istemem. Aziz. Biraz yürüsem iyi olacak. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Bak sen böyle söyleyince benim içim daralıyor. Neyin var senin? Ama benim adımın darmanı böyle değil mi? Ben tek kalmaya alışığım. Hadi canım. Bir tarafından uydurma. Senin adının bir anlamı var. O da güzellik. Eşi benzeri olmayan güzellik. Güzelliği sen ekledin. Ne münasebet. Ben sadece şahit olduğum şeyi söylerim. Aziz. Feride. Hadi gel beraber yürüyelim. Aklım sende kalacak. Yusufçuk kolyesini tekrar taktığım gün. Yüzüğü takmadım diye darılmadın değil mi bana? Yok. Nereden çıkartıyorsun? Sen o kolyeyi taktın ya.
beni affettiğini anladım. Herhalde yüzüğü takmanın da bir mevsimi var. Anladığım o yani. Ne yapalım? Biz de o mevsimi bekleriz. Gülistan'da okumuştum. Dondurucu soğuklar yapraklarını dökünce ağaçların kendilerini çırılçıplak ve yalnız hissederlermiş. Sonra elini böyle göğe açınca Allah isteklerini karşılıksız bırakmazmış. Onlara bahar giysisini bahşedermiş. Biz de bahar duasına mı çıksak, ne yapsak? Anlaşılan bu kış zor geçeceğe benziyor. Halinden anladım, senin de dua etmene gerek yok. Zaten o haldesin. Bana da aşkla katılmak kalıyor. Efendim Sait. Tamam, geliyorum. Bizimle ilgili bir gelişme mi? Yok, başka bir soruşturma. Yarım saate dönerim. Hadi inat etme. Beraber gidelim lütfen. Nasılsın? Seni seviyorum. Feride.